finansman sorunu yaşamayan var mı? Yoktur herhalde. Bir iki tane ya var ya yok. Dolayısıyla oldukça önemli bir konu. Benim konum birazcık daha öznel, bugün toplantıda konuşacağım. Öz finansmanla ilgili. Şimdi öz finansman çok bireysel bir konu. Her projede, her evde, her kişide farklı farklı şekilleniyor. O yüzden bunu genellemek aslında biraz zor oldu. Ben finansçı da değilim bu arada, ekonomist de değilim, mühendisim. Bu alanda çalışmak üzere uzmanlaştım. Fakat şöyle bir tanım buldum. Bir işletmenin yatırım harcamalarını borçlanmaya başvurmaksızın dağıtılmamış karlarıyla karşılaması, diğer bir deyişle işletmenin yatırım harcamalarını öz kaynaklarından karşılaması. Borçlanmaya başvurmaksızın diyor. Bu kalın boyadığım iki kelimeyi aklınıza tutmanızı rica edeceğim. Şimdi öz finansman olduğu zaman, borçlanma yaşamadığımız zaman elde edeceğimiz avantajlar neler? Bir kere kendi projemiz üzerinde bir kontrol sağlamış olacağız. Güvencemiz olacak, çünkü kendi paramızı ya batıracağız ya çıkaracağız. Kooperatifler için de bu böyle olacak. Yani kendi yerelde kaynaklarını kullanacaklar ya başarılı olacaklar, bundan kâr elde edecekler, kendi kalkınmalarını sağlayacaklar, daha uygun enerji ihtiyaçlarını karşılayacaklar veyahut batacaklar. Umarız hiçbiri bunu yaşamaz. Biri sahiplenme olacak. Dolayısıyla projeyi kendi öz kaynağıyla bir yere getirdiği zaman daha üzerinde duracak, titriyecek ve bunun devamını sağlayacak, bunun için çalışacak. Gerekirse bulunduğu şehri, köyü terk etmeyecek, daha fazla emek harcayacak. Ama şimdi nasıl yapacağız? Bunu soracağım. Türkiye'de biraz hiç hoşumuza gitmeyen rakamlardan, sayılardan bahsedeyim. Asgari ücreti euro cinsine çevirdim, 5 aldım kuru, 320 euro dedi. Ortalama sektörde işte 1-2-3 sene deneyimli mühendisin maaşı 5000 lira diye duydum. 1000 euro da onu çevirdim. Doktor işte asistanla bitirmiş bir doktor da 1900-2000 euro şeklinde konuşabiliyoruz. Piyasada duyduğum şeylerden ötürü söylüyorum. Şimdi de yatırım maliyetlerine bakalım. Yani bir asgari ücretli işçinin ya da köyde çalışan, kasabada, kırsalda çalışan, asgari ücret aldıklarını varsayıyorum. Bir kilowatt enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için 3 ay yemeden içmeden çalışması lazım. Çocuk okutmaması lazım. Eve ekmek götürmemesi lazım. Aynı şekilde de rüzgar ve biyogazda da durum, hatta biyogazda daha da yüksek. Bunlar birim fiyatlar. Ben bunu pazar fiyatları olarak aldım. Yani markette dolaşan fiyatlar olarak aldım. Teorik olarak değil. Normal bir rastgele sorduğunuzda öğrenebileceğiniz bir fiyatlar. Şimdi bunu öz kaynakla tek başına bir insanın yapması ne derece mümkün? Yani imkansız değil mi? 4 ay hangimiz yemeden içmeden keseceğiz de 1 kilowatt enerji ihtiyacımızı karşılamak için güneş yatırımı yapacağız? Mümkün değil. Hele kırsalda daha da zor. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç, kolektif olarak bir noktaya varmamız gerektiği. Bunun için de en doğru ispatlanmış oldu. Yani doğru da tartışılabilir belki farklı lokasyonlarda, ama şu ana kadar problemsiz çalışan noktada enerji kooperatifleri. Şimdi önceki sunumlarda çok değerli noktalara değindiler. Fransa'da, Danimarka'da, Almanya'da, Belçika'da hep neden bahsettiler? Dediler ki kendi ihtiyacınızı belirleyin. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir çözüm bulun ve bunun için harekete geçin. Yani devletten beklemeyin dediler. Biz Türkiye'de bugüne kadar biraz hep böyle oldu. İşte yaptık barajı, 1000 kilometre, 1500 kilometre öteden buraya elektrik ilettik İstanbul'a. Ne oldu? Enerji verimliliği kalktı gitti. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ve o ülkelerin kalkınmışlığına, kırsaldaki kalkınmışlığına ve asgari ücretlere bile baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Ve Türkiye'de birazdan bu oturumu Türkiye'ye bağlayacağım, çünkü öğleden sonraki konuşmalarda daha Türkiye üzerinde, öyle de kapanışı yapalım istiyorum.
Türkiye'de de bunu öğrenmemiz lazım. Yani çok güzel 25 tane kooperatifimiz olmuş ve gerçekten artık bunun için bir bilgi birikimi oluştu. Yurt dışıyla bunun konusundaki bir numara, işte Danimarka'yla, Fransa'yla, Almanya'yla çok güzel iletişim kuruldu. Artık ne yapmamız gerektiğini kabaca biliyoruz. Yani bir kooperatifi kurabilmek ve onu yürütebilmek adına ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bunu finansman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ve öz kaynaklarımızı kullanmak istesek dahi yetmediği noktalar olabiliyor. Ve bundan geri dönüşü nasıl sağlayacağımızı da tam kestiremiyoruz. İşte mevzuattaki bir takım engellerden dolayı. Şimdi çok kısa bir iki örnek vereceğim. Danimarka'daki bir bölgesel ısıtma merkezi burası. 400 tane hane var. Yanlış hatırlamıyorsam 800 kişi yaşıyordu. Burası daha önce petrol kullanarak ısınıyor, ısıtmasını sağlıyor. Fakat çok pahalı. Ve yetmiyorlar. Yani yeri geldiğinde ısınamıyorlar. Diyorlar ki biz zaten bunu bir para harcıyoruz. Yani bunun için bir cebimizden para çıkıyor. Bunu birazcık daha akıllıca kullanalım. Birkaç yıl birazcık daha fazla çıksın ama uzun vadede bize daha faydalı olacak. Bizi daha sürdürülebilir bir noktaya taşıyacak ve bizim kendi bölgemiz için de bir değer oluşturacak bir sistem yapalım diyorlar. Ve bulundukları bölge milli park sınırları içinde. Yine az önce Daniel'in gösterdiği bu Tisted belediyesinin sınırları içinde. Ve oradaki anlattıklarını kullanarak bir o kütle özelinden enerji ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyorlar. Ve %50 oranında birkaç yıl sonra ilk yatırım çıktıktan sonra %50 oranında her ay ödedikleri ısınma maliyetini azaltıyorlar. Üstüne yetmiyor. 95 yılına 23 sene olmuş. Üstüne yetmiyor. Bir de elde ettikleri karla yatırım yapıyorlar. Bu sefer yaptıkları yatırımla bu biyokütle tesisini büyütüp bundan elektrik satıp ayrıca bir gelir elde ediyorlar. Yani dolayısıyla öz kaynak yaratmak için aslında 4 ay yemeden içmeden kesilmemize gerek yok. Sadece bugünkü harcamalarımız neler? Yani bugün biz hayatımızı devam ettirirken maaşımızı aldığımızda bir günlük ihtiyaçlarımız var. Bir de daha sonrası için ayırmaya çalıştığımız, birikim yapabilmek için, geleceğimiz için, çocuklarımız için ayırmaya çalıştığımız bir kısım var. Bunların muhakemesini, matematiğini iyi yaparak aslında cebimizden ya da gidip çok büyük borçlanmalara sebep vermeden bu yatırımları yapabiliriz. İkincisi de Amerika'dan bir örnek. Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri bir yeşil girişim fonu oluşturuyorlar. Bu fonda da para toplayıp işte üniversitenin enerji ihtiyacını ve temiz çevre olan kirliliğini azaltmaya yönelik bir çalışmaya gidiyorlar. Öğrencilere oylama yapılıyor ve büyük oranda kabul ediliyor ki herkes diyor ki biz yılda $10 fazla okul parası vereceğiz, katkı payı vereceğiz. Ve bu verdiğimiz katkı payıyla bizim okulumuzun bu yeşil girişim fonu için bir para oluşsun, biz bunu da kullanalım diyorlar ve yılda $182,000 birikilmesini sağlıyor. Yani bir öğrenci $10. Hadi birebir çevirelim, bir vatandaşımız 10 lira ayda fazla versin. Yani elektrik faturasında TRT payına verdiğimiz nedir ki diye düşününce olmayacak bir şey değil. Yine ikinci üniversitede Washington'dan, Western Washington Üniversitesi'nden. Yani bunları seçmenin çok daha farklı örnekler de vardı ama hani öğrenci deyip geçeriz ya, bağlı kimimiz ev vermez, işte kirasını zamanında ödeyemez, şu bu falan diye. Ama burada bir dolar veriyorlar kredi başına fazladan ve bu bir dolarla kampüslerinin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden sağlamaya imkan veriyorlar. Yani çok küçük şeylerle işte enerji verimliliğiyle, ihtiyacımızı doğru tespit etmekle, yerinde üretip yerinde tüketmekle aslında bunu gayet güzel sağlayabiliriz. Tabii ki yeri geldiği zaman farklı finansman opsiyonlarını değerlendirmek durumundayız. Mesela işte büyük fonlar olabilir ya da COSGAP gibi, bilmem daha Türkiye'de daha hani farklı finansman imkanları var ama bunları değerlendirilebilir. Fakat minimumda aslında günlük ya da aylık ihtiyaçlarımızı
yer değiştirerek, bunların alternatiflerini düşünerek kendi fonumuzu, kendi öz sermayemizi belli bir oranda oluşturabiliriz ve bu işte kooperatifin bir miktar katkıda bulunsa bir sürü geri dönüşü, birçok avantajı yaşatacak bir nokta aslında. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani gördük bir önceki sunumlarda tekrardan 90'larda, 80'lerde, 70'lerde başlamış bu hareketler. Yani aslında bizim 25-30 yıl öncemizden gidiyorlar. Bu hep biz bunu kötü algılarız Türkiye'de. Aslında iyi bir şey. Bizim para harcayarak Türkiye'de deneyimleri öğrenme şansımız pek kalmamış. Çünkü işte asgari gelir ortada, yatırım maliyetleri ortada, döviz kuru ortada. O yüzden bu toplantı vesilesiyle ve arkadaşlarımızın çalışmaları vesilesiyle lütfen en maksimum düzeyde almaya çalışalım. Yani o deneyimleri, yaptıkları hataları, neden yaptıklarını özümseyip kendi spesifik konumuz, bölgemiz üzerinde değerlendirelim. Bunun sonucunda çok başarılı bir şekilde bu 25 Enerji Kooperatifi'nde işletmeye gireceğine eminim. Ve şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.